Sevgili dostlarım merhaba. Bugün biraz G20 zirvesinin sonuçlarını sizler için değerlendireceğim ve G20 zirvesinin sonuçlarının dolara nasıl etki edebileceğini de konuşacağız tabii ki. Şimdi bu konuyla ilgili bazı yorumlar görüyorum, okuyorum, duyuyorum. Deniliyor ki dolar ciddi anlamda düşüş trendine girecek. Neden? G20 zirvesinde Trump goy goy yaptı. Hatta bizim heyetimizde dalga geçti diye. Dalga geçmedi mi? Yanlış bilgi mi veriyorum? Ya da ben yanlış mı duydum? Sevgili dostlarım, Trump resmen bizim heyetimize döndü ve şunu söyledi. Hollywood yıldızları bile sizin gibi değil dedi. Yani çok iyi rol yapıyorsunuz demeye getirdi. Ama ben bunları yemiyorum demeye getirdi. Bakın bugün güzel güzel sizin yaptığınız gibi ben de size rol yapıyorum ama emin olun sizden daha iyi rol yapıyoruma getirdi. Ve Pazartesi gününden itibaren artık kötümser senaryolara hazır oluna getirdi. Nedir bu kötümser senaryolar sevgili dostlarım? S-400 ile ilgili biz ısrarlı tavrımızı devam ettireceğiz. Bunu en yüksek dilden konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı S-400 konusunun bittiğini ve Temmuz ayının ilk yarısında S-400'lerin Türkiye'ye geleceğini ayan beyan söylüyor. Rusya kanadına baktığımızda Rusya kanadında da Türkiye'ye S-400'lerin paketlenip gönderilmek üzere olduğu söyleniyor. Hatta Rusya'dan bir heyetin gelip S-400'ün kurulumu ve eğitimiyle ilgili çalışmaları başlattığı ifade ediliyor. Trump ne diyor? Benden önce Obama döneminde Patriotları Türkiye istedi. Obama Patriotları Türkiye'ye vermedi. Bu nedenle adamlar gittiler S-400'leri almaya karar verdiler. Biz hata yaptık. Aslına bakarsanız bu cümle iki türlü değerlendirilebilir sevgili dostlarım. Bir, adamlar gitsin S-400'leri alsın. Madem biz Patriotları onlara vermiyoruz, o zaman S-400'leri almak onların en doğal hakkıdır'a getirebiliriz. Olayı böyle okuyabiliriz ve bunu şöyle de diyebiliriz. Ya artık Trump bizim S-400'leri almamızı onay verdiğine göre en yüksek ağız olarak demek ki bize yaptırım da uygulamayacak. İkinci yorum da şu olabilir. Tamam, Obama Patriotları Türkiye'ye satmadı ama ben Trump olarak Türkiye'ye S-400'lerin yerine Patriotları satacağım. Yani S-400'lere izin vermemeye devam edeceğim. Arada da Patriotları Türkiye'ye istediğim fiyata çakacağım. Bu böyle de yorumlanabilir. Peki size soruyorum şimdi. Trump hangi kafada bir adam? Şimdiye kadar hangi konularda söylediği sözlerle ilgili, attığı adımlarla ilgili genel itibarıyla Amerika'nın kasasını düşünmeden hareket etti? Hiçbirinde bakın size açık ve net söylüyorum. Bugüne kadar herhangi bir ülkeyle ilgili ilişkileri tamamen ticari ilişkiler oldu. Çin'de de böyle oldu, Rusya'da da böyle oldu, Türkiye'de de böyle oldu, Suriye'de de böyle oldu. Hangi ülkeye bakarsanız bakın Trump öncelikle bir ticaret erbabı gibi yaklaşıyor olaylara. Yani diyor ki Türkiye'ye, kardeşim siz S-400 konusunda ısrar etmeyi bırakın. S-400 önemli değil. Tamam biz bu konuyu da unuturuz. Ha bu arada size o S-400'leri de aldırmayız. Ama onun yerine Patriot mu istiyorsunuz? Peki biz size Patriotları vereceğiz. F-35 mi istiyorsunuz? Onları da vereceğiz. Zaten parasını da aldık. Vazgeçmeyeceğiz, geri iade yapmayacağız. Siz bu F-35'leri de zaten SS kuralına göre yani seve seve alacaksınız kardeşim. Diğer taraftan ben size Boeing'leri de çakacağım. İlaç sanayimi de Türkiye'ye sokacağım. Ama S-400 konusunda ısrarlı tavrınızı görmek istemiyorum. Aslına bakarsanız çözüm arıyoruz dediği metnin altında bunu rahatlıkla okuyabilirsiniz sevgili dostlar. Yani S-400 ile ilgili Amerika neden bir çözüm arasın ki? Amerika'nın tavrı S-400 konusunda çok net. NATO'nun da tavrı çok net. Avrupa Birliği'nin de tavrı çok net. Çünkü nedenleri var sevgili dostlar. Amerika'yı bir kenara bırakacağım. Şimdilik yorumumun devamında ondan bahsedeceğim ama sadece Avrupa Birliği açısından bakar isek Doğu Akdeniz'de arama tarama faaliyetleri yürüten Avrupa Birliği ve en yakın kankası şu günlerde Güney Kıbrıs Rum kesimi, Rum yönetimi. Onlara göre Rum yönetimi değil Kıbrıs Cumhuriyeti olan bölge, bize göre bölge, onlara göre ülke, onların en yakın kankası.
Ve öyle bir kankalık düzeyine geldiler ki nedense, nedeni de ortada sevgili dostlarım, 3 trilyon dolarlık bir doğalgaz rezervinden bahsediliyor. Ve Avrupa Birliği bu sürece ortak olmak istiyor. Bu nedenle Türkiye oraya arama tarama gemilerini gönderdiğinde Fatih ve Yavuz'u en büyük tepkilerden birisi, bakın dikkat edin, Avrupa Birliği ülkelerinden geldi. Ve Avrupa Birliği ülkeleri şunu söyledi: eğer ki Türkiye bu konularda ısrarcı olmaya devam eder ise, bakın çok ciddi yaptırımlar uygulayacağız. Sadece Amerika yaptırımlardan bahsetmiyor sevgili dostlarım. Avrupa Birliği de çok ciddi, çok net yaptırımlar uygulayacağını açık açık söyledi. Ve bu yaptırımların öyle az buz yaptırımlar olmayacağını da ifade etti. Buradan ne çıkartıyoruz? Siyasi yaptırımlar değil. Yarın öbür gün Avrupa Birliği Gümrük Birliği ile ilgili yaptırımlar uygulayabilir Türkiye'ye. Ticari yaptırımlar uygulayabilir Türkiye'ye. Vergi yaptırımları uygulayabilir Türkiye'ye. 50 bin tane yaptırım örneğinden bahsedebiliriz. Günün sonu itibariyle Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramasını istemiyor. Buna onay vermiyor. Peki buradan nereye ulaşacağız? S-400'de nasıl bağlayacağız bu olayı? S-400'ü almamızın iki önemli sebebi var. Tamam, bir hava sahamızı korumak istiyoruz. Ama diğer taraftan aslına bakarsanız Doğu Akdeniz'de gücümüzü göstermek istiyoruz. Yani oraya donanmamızı gönderdiğimizde, oraya askerlerimizi gönderdiğimizde onları arka planda kollayacak ve koruyacak bir hava sistemine de ihtiyacımız var. Biz S-400'leri bir açıdan da bundan dolayı istiyoruz sevgili dostlarım. Ve Avrupa Birliği bu durumu çok büyük bir tehdit olarak görüyor. Hepsi. Bakmayın, Almanya ve İngiltere Avrupa Birliği'nin dominant ülkeleri olduğu için çok fazla sesini çıkartmayıp biraz arka planda duruyor ama süreci yönetiyorlar aslında. Ve Avrupa Birliği'nin daha küçük çaplı ama önemli ülkeleri şunu yapıyor: hayır Türkiye, sen bunları yapamazsın diyor. Yarın öbür gün Türkiye bu konuyla ilgili ısrarcı olursa emin olun Almanya ve İngiltere de sürecin içerisine girecek sevgili dostlarım. Avrupa Birliği Türkiye'nin S-400 almasını bu koşullar içerisinde istemiyor, istemez. Şimdi Amerika'ya geri dönelim. Diyoruz ya, Amerika bize izin verdi. Herhangi bir yaptırım uygulamayacak ve S-400'leri almamıza göz yumacak. Öyle bir durum söz konusu olmaz, olamaz sevgili dostlarım. Neden? Şimdi Amerika açısından baktığımız zaman bir, NATO'dan dolayı Türkiye'nin S-400'leri almasına kesinlikle karşı çıkacaktır. Şunu diyenleri duyar gibiyim. Ya Yunanistan'da S-300'leri almıştı, onlara sesi çıkmadı. Nasıl çıkmadı arkadaşım? S-300'leri Yunanistan almaya kalktığı zaman ilk vetoyu uygulayan ülke Türkiye'ydi. Ve bu nedenle S-300'lerin paketini bile açamadı Yunanlar. Dolayısıyla demek ki daha kanka oldukları Yunanistan'a bile S-300 konusunda posta koyabildiler. NATO ülkeleri ve Amerika, aslında Türkiye'nin vetosundan dolayı değil, Amerika ve NATO ülkeleri böyle bir şeye karşı çıktıkları için, böyle bir şeyi istemedikleri için S-300'lerin Yunanistan tarafından paketi açılamadı. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz S-400'ler konusunda Türkiye'ye, hadi yolun açık olsun, istediğin gibi S-400'leri al, kur, kurgula, hatta bize karşı kullan yeri geldiğinde diyeceğini sanıyor musunuz siz NATO ülkelerinin ya da Amerika'nın? Sevgili dostlarım, diğer taraftan Trump şunu yapmaya çalışıyor. Trump Türkiye ile bir takım ticari anlaşmalar yapıp Amerika lehine ticari anlaşmalar. Bakın 75 milyar dolardan bahsediyor. Yani Trump 75 milyarlık bir ticari anlaşmayı Türkiye'ye kitlemeye çalışıyor. Bence F-35'ten ve Patriot'tan daha önemli olan anlaşma Boeing anlaşması. Bunu yaptıktan sonra da aynen daha önce Çin'e yaptığı gibi hemen anında çark edecek ve şunu söyleyecek: kusura bakmayın, ben size tamam ılımlı yaklaştım G20'de ama Amerika'nın bir derin devleti var, Amerika'nın bir senatosu var, Amerika'nın bir meclisi var, Amerika'nın bir hükümeti var, Amerika'nın bir şirketler bütünü var, diğer taraftan NATO var, Birleşmiş Milletler var. Bu nedenle biz S-400'ü eğer ki alırsanız yaptırım uygulamak zorunda kalabiliriz. Kusura bakmayın. Diyecek bunu, çok net bir şekilde diyecek.
Ve şunu da unutmayın. Bakın S-400'lerle ilgili Temmuz ayında, Temmuz'un ilk yarısında S-400'lerin geleceğiyle ilgili Sayın Erdoğan açıklama yapıyor. Ama her an bir erteleme kararı da çıkabilir. Ya da eğer ki erteleme kararı çıkmazsa, bu konu aynı hızda ilerlemeye devam ederse, yani Temmuz'un ortasında o S-400'ler Türkiye'ye gelirse, büyük ihtimalle hem Amerika'nın hem Avrupa Birliği'nin çok sert ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağız sevgili dostlarım. Bir, ikincisi de hiçbir yerden, altını çizerek söylüyorum, hiçbir yerden borç bulamayan bir ülke haline geleceğiz ve bu da bizim ekonomik krizimizi daha da derinleştirecek sevgili dostlarım. Şimdi soruyorum sizlere, bu koşullar altında doların düşmesi, hani o söyledikleri şekilde, üstelik dramatik bir şekilde, öyle 5'ler, 4'ler, 3'ler falan filan olması mümkün mü? Sevgili dostlarım, imkansızdan bahsediliyor şu anda. Bakın açık ve net söylüyorum. Dolar düşmeyecek, aksine dolar yükselmeye devam edecek. S-400 ile ilgili söylemler bu şekilde, Türkiye tarafından geliştirilen bu söylemler netleştikçe, işte S-400 geliyor, bir hafta sonra gelecek, 3 gün sonra, 2 gün sonra gelecek söylemleri daha da arttığı sürece, bakın açık ve net söylüyorum size, hem Amerika tarafından hem Beyaz Saray tarafından, yani bak Trump'tan bahsetmiyorum, Beyaz Saray tarafından, yani Amerika'nın esas devlet ayağından gelecek önemli açıklamalarla birlikte dolarda önemli sıçramaları hep birlikte izleyeceğiz sevgili dostlarım. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videolarda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın sevgili dostlarım.